Herkese merhabalar. Merhaba. Yıl 2019 Eylül ayı. Ne ifade ediyor size? Çok sıcak Eylül bir... Eylül ya da Ekim. Çok sıcak bir yaz akşamıydı. Eylül, Ekim. Evet. Eylül. Bu arada videoyu... Kaç Eylül? Onu ben de bilmiyorum. 19 Eylül doğum günü. Tabii. 19 Eylül... Yok, doğum günü değil. Bugün doğum günü mü? Ne, Eylül'de misin? Yok, değil mi? Eylül dedi de. Geçen sene Eylül ayında beni aramıştın ve ne demiştin? Montaj ne zaman biter? Bu arada arkadaşlar, videoyu söylemeden, yani biraz doğaçlama olması amacıyla hiçbir şekilde video hakkında bilgileri yok. Valla arkadaşlar için... ben sordum konuyu, dedi ben söylemeyeyim, hani cevap verirken daha doğal olsun diye. Hakikaten bilmiyorum, ben bilmiyorum. Sana söyledim mi? Yok. Hani doğal, size zarar verecek doğal olursa zaten yayınlamayız, orayı keseriz. Ondan sonrasını alırız. Merak etmeyin, sizi zorlamayacak. Biz de sağ olun. Eylül ya. Ayında beni arayıp, ben İstanbul'daydım. Gene aklına bir şey geldi mi? Yok. İstanbul'dayken beni arayıp, Dedocan'ı paketlemişlerdi. Gözaltına alındığımız yüzde. Hatırladın mı dönemi? Hatırladım. Ha, gözaltına alındınız. Bu olayı bana anlattığınızda ben... gülme krizine girdim. Seyircilerin de dinlemesini istedim. Tabii bu olayı bana anlattıkları geçen seneydi. Artık davada sonuçlanmak evet, üzere. Bitti mi? Ya benim kafama şu takıldı. Sen gülüyorsun da bizim o gün ne çektiğimizi görseydin. Ama bakın o gün ben de çok şey çektim. Arada gelip orada ben de anlatacağım. He. Ben de o gün çok şey çektim. Rıdvan, hatta geleyim. Rıdvan beni o gün aradı. Ve şunu yaptı. Ben İstanbul'daydım. Dedocan'ı paketlemişler. Ha 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 ha. Bunu söyledi. Bizim onunla hiçbir bağlantımız yok. Bana ha ha yapmadı ama dedi hocam paketlendi dedi. Şeyle yaptı. Ben de yani şey dedim, hani... bak garibi yazık yazık. Yani ilk dedi hocanı aldılar o biri. Bence mantıklı videosu arkadaşlar. Hakikaten niye dedi hocanı aldılar? Ya çünkü videoların üzerinde tanıtım olsun diye başta Rıdvan Kevrek yapıyordu. Şu an yok da eskiden abi, bolca Rıdvan Kevrek yazıyordu. Her yerinde var. Şeyden dolayı evi karakola yakın, belki de o yüzden. Hangi karakol almıştı? Karakol değil ya, emniyet aldı. Emniyet aldı. Emniyet aldı. Şimdi abi o gün beni aradı ve Dedecan'ı paket etmişler dedi. Ben de Dedecan'a bizi tanımıyorsun, haberin olsun dedi. Herhalde bu Suriyeli falan aklına gelmiyor, bizi tanımıyorsun diyor. Ya hani o kadar, bu kadar izlenmiyorduk ama izleniyorduk o dönemde. Dedim yani ki, vardı, izlenmeydi. Ulan zaten beraber video çekiyorsunuz, nasıl tanımıyor seni? Yani hani öyle derse adam kendini yakacak. Tanımıyorum yani, derse. He. Aradan bir saat geçti, hani ben de olayı merak ettim, Dedo'yu almışlar, dedim bir sorayım, ya hani nedir dedi? Yok, ben bunu aradı, arıyorum, Dedo'yu arasam polis açacak diye korkuyorum, sen neredesin gel buraya. Oo, bulduk diyeni de bulduk. Bunu aradın, bu cevap vermedi, o ara ne istedin, cevap almadım. Abi ben iş yerinde buna dedim ki Dedo'cam paket oldu, güle güle eve geliyordum, işte eve geldim. Oo, kurtulduk ondan falan. Evde kimse yok, annem yok, bir kardeşim var. Dedim ki bir tantuni söyleyeyim. Tantuni söyledim, tam açtım böyle. Tam ısıracağım, kapı çaldı. Terörle mücadele içeri girdi. Abi beni tanıdı böyle. Biz geldik. Dedim abi hoş geldiniz. İşte dedi ki bir videodan dolayı şikayet var. Evinizi arayacağız. Dedim buyurun arayın abi dedim. Dedim buyurun arayın abi dedim. Abiler içeri geldi. Dizilerde polisleri o kadar kötü anlatıyorlar ki hemen hemen tüm dizilerde içeri güler yüzlü bir şekilde geldiler. Ama şöyle bir şey ekleyeyim. Burada bilişim suçlarına bakan bir ekip olmadığı için evet, terörle mücadele geldi, evet. Geldiğini biliyorum. Orada bir teröriste sizin kadar iyi davranmazlardı yani. O aynen. Da var. Ya tamam, biz polisleri kötülemek için demiyorum. Herkese gerektiği gibi davranıyoruz. Hayır, gerçekten terör. Olması gereken de bu zaten. Anlattığı şey olur. Aynı muameleyi ben de gördüm. Biz gerçekten terörden yargılanmış olsaydık, gelen terörle mücadele birimleri ya gerekirse bizi yaka paça götürürlerdi. Neredeyse hani ya işi nezaket, gereği, nezaket yani. İşi gereği yapıyordu onu. Ya içeri geldiler güler yüzlü hepsi. Dedi geç otur yemeğini ye. Ben oturdum yemeği yiyorum. Abiler eve arıyor. Bir de aklında şöyle bir şey var. Dolabı açacak mesela, korkum lan acaba işte silah mı çıkacak? Yok, biliyorum evde silah yok. Aklıma şeytan gidiyor. Çekmece boş. He biliyorum, boş. Açıyor lan acaba bıçak mı çıkacak? Lan acaba el bombası mı çıkacak? Bize tribe giriyor. Panik oluyorum. Abi, ama Allah'a şükür evden çıkan genelde çok olan şeyler Kur'an-ı Kerim, Atatürk posterleri. O da ideoloji karmaşası. Bu nereye gitmiş acaba? En sonunda şey oldu. Oturdu masaya, dedi videoyu hangi kamerayla çekiyorsun? Dedim bununla abi dedim. Kamerayı verdim. Murat hemen koştu dedi. Bak dedi.
Bu da hafıza katları. Allah Allah dedi. İçeri git dedi. Buna da montajı yapıyor. Bilgisayarı verdi. Onu da poşete kattı dedi. Bir tane de yedek kameraları var. Dedi onu da verdi. Dedi bununla da dedi paylaşım yapıyor. Telefonu da adama verdi. Dedi bir tane daha telefon var dedi. Kendi telefonu da getirdi. Polise verdi. Polis abi de hepsini çuvala kattı. Yani kardeşim hepsini eliyle verdi. Daha sonrasında sağlık kontrolü için devlet hastanesine gittik. Ben hiçbir şeyden haberim yok. Yani ben ne olacağını bilmiyorum. Karakola bir girdim. İçeri girdim ben polisin yanına gidiyorum dedim. İçeri bir girdim Cüneyt abi oturuyor. Bana şöyle bir bakış attı. Ben orada anladım bir şeyler oluyor diye. Saati tam olarak bilmiyorum ama akşam üzeriydi. Karanlık daha çökmemişti. Belki bir saat sonra çökerdi. Neyse telefon geldi bana. Baktım Rıdvan arıyor. Alo alo. İşte Dedo'yu dedi almışlar. Polisler almış. Allah da, Allah Allah yani Dedo'yu polisle ne alakası olur? Niye alsın ki? Bilmiyorum ama dedi hani şey ona da, Dedo'nun da Rıdvan'a söylediğine göre videodan dolayı almışlar. Hangi video bilmiyordun herhalde. Yani, benim aklıma sormadın ki geldi. Yok benim aklımda ben yoktum çünkü benim ikinci daha skecim. Yani evet. Benim olmam imkansız yani. Neyse ne olacak bilmiyorum. Ne zaman aldı şu zaman falan filan bilmiyorum. Ne yapacağız yapacak bir şey yok dedi. Neyse telefonu kapattık. Bir daha konuşmadık işte şey dedim. Ay yazık. Allah yardım etsin. Ay inşallah bir şey olmaz falan filan adama üzülüyorum güya. Neyse karanlık çöktü. Yemeğimi yedim. İşte açtım televizyonu. Bir film izleyeceğim. Çayım falan her şeyim hazır. Abi izleyeceğim filmi seçtim. Hani basacağım, izleyeceğim. Yani sanki yangından mal kaçırır gibi zile basıyorlar. Biz geldik. Yani abi dışarıda ne kadar zil varsa sıraya basıyorlar. Bütün katların zilleri çalıyor. Abi ne oluyor yani? Korktuk. Ben daha kim o demeye bilmem kapıya gitmeye vakit kalmadan bizimkiler açmış kapıyı. Korktuktan doğruldum. Bir baktım 4-5 tane mi 6 tane terörle mücadele ekibi içeri girdi. İyi akşamlar Cüneyt. Cüneyt Özen benim ne haber dedi. Afiyet olsun dedi. Çay mı içiyor? Otur dedi. Çayımı mı içeyim? Abi dedim senin burada ne işin var? Ne oldu? Dedo'yu tanıyor musun? Dedocan Mehmet Şerif falan. Mehmet Şerif dediler tanımadım. Hep Dedocan diye biliyorduk. Rıdvan Kevre'yi tanıyor musun? Ulan evet diyesim de gelmiyor ha. Hayır diyeceğim de. Bunlar... Çete kurmakla aranıyor diyecek. Bu ismi bildiğine göre benim onların tanıdığımı da biliyordu. Abi tanıyorum dedim. Videodan dolayı çektiğiniz bir videodan dolayı dedi. Şikayet var dedi. Terörle mücadele olarak biz geldik sizi alıp götüreceğiz. Abi ne terörü biz ne yaptık? Hani hemen aklıma şey geldi. Hangi işte şey Suriyelilerle ilgili bence mantıklı. Hemen kafamda kuruyorum ulan bence mantıklı. Da biz ne dedik ne konuştuk ne sahne nasıldı terörle ilgili bir şey var mıydı falan. Hani düşünüyorum böyle film şeridi gibi geçti ama hani temiz gibi geliyor. Neyse prosedür gereği işte benim telefonumu istediler. Anne baba falan feryat figan yani. Onları da sakinleştirmeye çalıştılar. Bir şey yok falan dediler. Neyse onların belli bir prosedürü var. Hani telefon alıyorlar, poşetin içine koyuyorlar delille ilgili. Evi arıyorlar, evin her tarafını aradılar. Ama yaptıkları güzel bir şey vardı. Dedi ki yatak odan neresi? Dedim burası. Dedi o zaman oraya girmeyelim. Helal olsun. Abi girmedi. Araya gireyim mi? Polisler evi aradığı zaman dizilerde darmadağın ediyorlar. Yok vallahi. Bunlar bozuk yerleri düzeltiyorlar. Yemin ederim. Mesela yatağı kaldırdı ya düzeltiyor. Adam örtüyü dümdüz yapıyor. Dolabı açtı ya eskisinden daha iyi kapatıyor. Tertemiz yaptılar evi. Şöyle bir döndüler tertemiz çıktılar evi. Bu arada evden. Kamera falan da kayıtta zaten evet. Ben gazeteci olduğum için. Onlar da kaydediyor. Aynen. Neyse bizim ev ahalisi tabii doğal olarak feryat figan, anne baba, kardeşler herkes orada bir tamam öldü müebbetlik falan diye ağlıyorlar. Neyse dediğim gibi 5-6 kişilerdi. Bir tanesi yanıma geldi. Diğerleri işte biri kamerada kayıt yapıyor. Biri prosedür olarak bir şeyler çiziyor. Bir tane işte terörle mücadeleden bir komiser çağırdı beni. Cüneyt dedi bak biz terörle mücadeleden geliyoruz. Sizi video çektiniz diye birileri şikayet etmiş ama sizin muhatabınız biz değiliz. Yani nasıl yani? Ya normalde bilişim suç internetle ilgili bir evet, birim olması lazım. Örgüt değil lan bir şey. Bilişim suçlar, bilişim suçlar var. Birim var aslında. Birim var ama hani dışarıda gördüğümüz bir ekibi yok. Terörle mücadele gibi bilişim suçlar mücadele pardon. Yok, değil. Ama onların şeyi yok. Böyle dışarıda ekibi yok. Dışarıda ekibi olmadığı için boşta kaldık. Hatta siz boşta kaldınız.
Emniyet de dedi ki terörle şube gitsin. Abi bari çocuk şube gelseydi. Anladım. Dedi biz son senin videodaki olay. He, son dizide de yapmıştık. Yani dedi yoksa olayın bizimle bir alakası yok. Hatta olayın bizimle bir alakası olsaydı ve biz gerçekten terörle mücadele eden, terörle geldiğimiz bir olay olsaydı siz bu kadar bizim güler yüzümüzü göremezdiniz diyor. O kapı da öyle sağlam kalmazdı. Yani anladın mı? Yani baya bir rahatlattı ama insanda da bir tedirginlik var. Yani şöyle bir şey de var. Korkuyorum. Bu adamlar bana güldü kesin bir şey olacak. Kesin bir şey var. Adam diyor ki ya o kadar anlattı en son dedi ki Cüneyt dedi rahat ol oğlum. En kötü ihtimal savcıya gideceksin. Derdini anlatacaksın, ifadeni vereceksin. Bu kadar. Cüneyt abi de adam ne kadar iyi davrandıkça kesin 10 yıl yedi. Bize iyi davranıyorlar. Abi 10, 20 müebbete doğru gitti. Bunlar diyor bize iyi davranıyor, üzülmeyek diye kesin 10 yıl yedi. Beni, beni teselli ediyor. Koskoca terörle mücadelenin işi yok, beni teselli edecek. Neyse. Bu arada içeri gelenlerden sizi tanıyan var mıydı? Onu da öğrenelim. İzlemişler adamlar. Bakıp bize gülüyorlar ya. Bana gelen abi zaten beni daha önce de almıştı. Biz geldik dedi. Hatta bana kilo almışsın dedi. 01'den tanıyordu beni. Hatta sormuştu. Ha, 01 bitti mi falan. Neyse prosedür bitti. Hatta bir tane şey yaptılar. Hiç aileden bağımsız bir komşuyu getirdiler imza attırmak aynen için. Hatta bizim komşu da şey yaptı. Ya ne oldu benim başımı da yakmayın. Adam diyor ki kardeşim vallahi bir şey yok. Yani sadece bir imza. Neyse ikna ettiler. Sağ olsun o da imza attı. 3 ekipti. 3 tane arabaydı. Aldılar götürdüler. İşte dediği gibi sağlık şeyine sağlık için gittiğimde sadece dedocanı gördüm ben. Birbirimize baktık. Tabii ben biraz daha sinirli baktım. Rıdvan olmadığı için ulan beni ne işlere bulaştırdınız. Başlarım skecinize de videonu yürün dedo gidin lan. Dedo aracı oldu değil mi senin? Dedo gibi aracı oldu. İkinci, ilk videosu diye ilk skeci diyeyim. He. Neyse tabii kızıyorum yani. Ulan ben bir şey yapmaya çalışıyorum. Bir şey karşılığı bu muydu lan? Yaptılar prosedürü. Attılar benle dedoyu. Emniyet müdürüne gittik. Emniyet müdürlüğüne gittiğimizde şey vardı işte Rıdvan da oradaydı. Ondan sonraki süreci sen anlat. Ben başlarken bu video patlayacak dedim. Emniyette patladı. Emniyette burada, patladı. Burada bir virgül koyup şunu söyleyeyim. O ara ben sizden haber alamıyorum. Telefonlarımızı aldılar. Ha, yok. Telefonlarınızı aldılar. Ve Rıdvan'ın annesi zaten halam oluyor Özal'ım. Aramaya korkuyorum. Niye korkuyorum? Allah senin belanı versin. Ha. Senin yüzünden. Ben annem her şeyi... Yok öyle bir şey imkanı yok söylemez. Olsa bile biliyorum. Tanıyorum adamı. Allah razı olsun. Ama ben şeyden korkuyorum. Video işini ben bulaştırdım. Tamam mı? Senin yüzünden. Benim yüzümden uçtular bu adamlar. Kafada 50 tilki dönüyor. Ondan sonra enişte aradı. Rıdvan'ın eniştesi. Harun dikkat et seni de alacaklar. İzmin geçiyor. Ben yakaldım. Aha. İstanbul'da 2 gün boyunca dışarı çıkmadım. Zaten normalde Urfa ikamet Urfa'ya giderler. Baba evde babam ararsa işte onu düşünüyorum. Olay nerelere gitti? Ya kafada normalde size üzülürken hani tamam üzülüyorsun ama kendini de kurtarmaya çalışıyorsun yani. Hayatı devam ediyorsun. Olay bana dönünce ben evden çıkmadım. Bana ne lan müebbet yesinler. Bu da bizi neyse nezarete aldılar. Nezaretin içinde de ben ilk kez gördüm. Hani dizilerde falan şey görürler. Hani bank vardır. Çimentodan böyle bank yaparlar. Üstüne tahta koyarlar. Orada o yoktu. Yatak bildiğin vardı. Yatak vardı. Hani muşamba falan. Yatmalı. Stresten var ya kafayı yedim. Kaç tane vardı? 1, 2, 3, 4, 5 tane. Abi bir oradan yani yataktan yatağa zıplıyorum. Ayrı ayrı şeydeyiz. 3 tane ayrı ayrı yan yana öyle konuşuyoruz yan yana. Zaten. Emniyet müdürü abinin yanına dizildik. Elini masaya vurduk. Al Pacino'daki gibi. Ne yaptınız siz biliyor musunuz dedi. Aynen dedi. Böyle. Ben içinden de boku yedik. Öldür bizi. Dedim acaba ne yaptık? Ondan ama adam sonra hakikaten yani. Sert oynadı. Terörle mücadele. Oynadı değil. Video değil. Sert oldu. Terörle mücadele mücadele biriminin başkanı mı müdürü mü ne? Genç de biriydi yani böyle şey dedi. Abi bir girişi vardı bir şey dedik tamam abi müebbet yani bunun kaçarı yok yani. Dedim ne yaptık abi dedim. Lan oğlum hiçbir şey yok dedi ben videoyu izledim dedi. Sizi niye aldılar ben de anlamadım falan dedi. Komikti lan güldü. Ha, video tepkisini soracaktım. Komikti lan güzel yapmışsınız dedi ya. Güldü adam da güldü. Sağ olsun adamın hakikaten çok güzel kıyak geçti bize. Çay, kahve, bize Mersin'in en iyi herhalde lokantasından dürüm tanesi 50 lira falandır yani arkadaşlar öyle 10 liralık dürüm değil ha. Şube işte terörle şube başkanı oradaki memurlara dedi arkadaşlara yemek ısmarlayın ve dedi en iyi yerde. Peki o ara tırsmıyor musun? Bunlar kesin iyi. Ben hala orada. Orada da aynen. Ben Cüneyt hala abi diye bu yemek verdi kesin 50 yıl oldu. Abi yemek geliyor şimdi dürüme bakıyorum dürümü belki
bir dürümü dedim ya 50-60 liradır. Ulan bunun bir gideri var. Bunu burnumuzdan getirecekler abi. Bu çift müebbet oldu yani. Ben diyorum Özey, abi bak iyi davranıyor lan oğlum, olay çıkarmayak diye, bağırmayak, ses çıkarmak diye davranıyor. Biz boku yedik diyor Cüneyt abi. Daha sonra çay kahve içiyoruz, aşağı indik, bir odadaydık. Adam işte bizi yemekten sonra bıraktı, çay kahve molasında belki bir saat iki saat öyle takıldık. Normalde nezarette olmamız lazım. Aynen. Abi nezarette değiliz, orada olmamız lazım. Tamam abi öldük. Hani idam yasası tekrar bizim için gelecek diye korkuyorum. Merve arkadaşımıza polis bir imza atıp bırakacağız dedi. Biz de oraya içerideyiz. Hadi dedi sizi dedi nezaretlere alalım. Biz biliyoruz gideceğimizi. Merve şaka sanıyor. Biz geçtik orada. Nezarete girdik. Kapıyı kilitledi bizim üstümüze. Merve hala şaka sanıyor. Bunlar ne zaman çıkacak gibi. Merveciğim dedi seni de alalım. Ney? Dedi nezarete. Ya dedi ben annem gire geri geleceğim falan dedi. Merve orada biraz duygusala bağladı. Ağladı. Oradaki amirimiz, komiserimiz çok iyi olduğu için şey yaptı, onu almadı, nezareti almadı. Belki de bunu söylüyoruz, başını yakacağız adamın. Oturdu şeye, içeri telefonu da elindeydi, oyun oynadı. Yani öyle bir güzellik yaptı. Biz de üçümüz ayrı ayrı dedik. Sağ olsun üçümüz yan yana verdi. Yan yana verdi, aynen. Ben normalde gece çalıştığım için o gün beni aldılar, uyuyamadım. Öyle bir uyumuşum ki böyle bir uyku yok. Bunlar beni kaldırıyor, kalk kalk diyor. Ben daha uyumak istiyorum. Allah razı olsun kahvaltımızı da getirdiler. Evet, kahvaltımızı da getirdiler. Kahvaltıyı yedikten sonra işte şeyi bekledik. Nasih'in teslim olmasını bekledik. Hayır. Bizi teker teker abi, şeye. O teslim olma hikayesi nasıl? Teslim abi, olmasaydı sizi tutacak. İçeri ya, biri geliyor. O gelene kadar biz savcı hakimin yanına çıkamayız. Çünkü aynen. Örgütün elemanı eksik diyelim hani. Anladın mı? İçeri ben yatıyordum bir ses geldi. Aa dedim bu Nasih'in sesi. Polis dedi sizin arkadaşlar burada yatıyor. Yatsın bir şey olmaz diyor. Polise böyle biraz şey, labali davran. Lan dedim sen ne yapıyorsun lan, kafayı mı yedin? Bir şey yok dedi. İçeri geçti, çok rahat, hatta komiser dedi. Sen niye bu kadar rahatsın dedi. Ya dedi en fazla dedi, müebbet yeriz dedi. Şeye bak, cevaba bak. Ondan sonra hepimizin avukatı geldi, bizi yukarı çıkardılar. Devlet avukat yolladı. Evet. Nasih'i biraz şeye katmışlar, kenara. Ben dedim ki komiserim dedim, şuna dikkat edin, kaçabilir. Lan dedi o kilolu dedi. Sen dedi benim kilolu olduğuma bakma, ben atletik obezim dedi. Benim orada dalak bu kadar oldu. Gülüyorum atletik obez ne alaka diyorum. Atletik obez. Ben gülme krizine girdim. Polis abi geldi dedi ki bak savcı geliyor gülme. Dedim ben şimdi içeri gireceğim, ben gülersem ne olacak? Sonra savcı deyince yani... Bir müebbet daha yersin. Yani en ufak belki adam diyecek ki bu videoda siz buraya mesaj atmışsınız. Yani böyle bir şey yapmışsınız 10 yıl. Del mi der? Del abi. Ben onu düşündüm, içeri girdim böyleyim. Savcı dedi ki dikkat edin dedi, serttir dedi. Kesin bir şey yok. İçeri girdim. Hep beraber gittik. Savcı gülüyor. Ondan sonra bizi... Ya katibi var yanında, o da gülüyor. Katibin yanına götürdük. O da işlem yaparken, katip de normalde gülmemesi lazım. Gülüyor. Bir de işin tuhafı ne biliyor musun? Resmi kurum olduğu için artık iş oraya havale olmuş ya. Hem görsel olarak delil olarak almışlar, bir de konuştuğumuz cümleleri hepsini yazılı yapmışlar. İzliyorlar da. Yani hem okuyorlar hem izliyorlar. Yani bir senaryoda onlar çıkartmışlar. Bir senaryoda aynen onlar çıkar. Ne demişiz nokta virgülüne kadar yazmışlar, bir de izliyorlar. Abi böyle bir çalışma, böyle bir organizasyon şey yok. Şey güzeldi ya, biz yan yana dizilmişiz, orada polisler konuşuyor. Katip işte yazıyor böyle, delilleri falan yazıyor artık neyse. Polis abiler konuşuyor. Konuşmayın lan dedi. Biz böyleyiz. Kimse konuşmuyor. Konuşmayın lan dedi. Biz konuşmuyoruz. Polisler konuşuyor. Bizden ses çıkmadı. İçeri girdik. Hakimin karşısına dizildik. Ama nasılız biliyor musun? Yemin ediyorum. Ya korkuyoruz. Herkeste korku var. Ağzından çıkacak bir kelimeye aynen bağlı. Arkamızda polisler bekliyor. Bizi alıp direkt şeye götürecekler. Cezaevine hazır götürecekler. Hazır yani. Hepimiz şey böyleyiz. Tamam. Hakim abi geldi veya hakim amca şeydeki gibi. Yumurcaktaki gibi. Ya böyle 45 yaşlar. 45-46 yani. Niye yapacağım hakim amca? Hakim amca geldi. Biz şey yaptık ya, böyle korktuk. Girmek istiyor, böyle komik bir şeyler söylemek istiyor. Yani pasta siz ne yaptınız diyor gülerek. Hepimizin kafası yiyip. Tabii koskoca hakim şaka aynen yapası geliyor ama adam tutuyor kendini. Kimdi o dedi, Suriyeli dedi. Sen miydin? Ben böyle yapıyorum. Sen ne demiştin ona? Gülüyor. En son yazılı olarak hepsini okudu. Aynen. Olay yazılı şey yaptı. Yazılı olarak. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi biz kanal tespih olarak küçüğünü adam okuyor. Hem izliyor hem okuyor. Yani yurt dışına çıkamazsınız dedi hakim. Bizim labali şişman hemen girdi. Gören de sanacak şey, hakimim gören de sanacak kahvaltı İtalya'da yapıyorsun dedi.
O ara dava bitti, dışarı çıktık. İçeride görevli olan bütün memurlar yanımıza geldi. Katip yazmayı bıraktı geldi diyor. Hani nerede video nerede? Ben kanalınız hangisi? Ben de ben de takip edeyim sizi. Takip edeyim. Abi git işini yap. Ama ben hakime şunu söyledim. Konuştum dedi, söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ben dedim evet. Dedi siz burada Suriyelileri mi haksız olarak görüyorsunuz? Ne diyorsun dedi herkese. Benim söylediğim o zaman şuydu. Efendim dedi, hani bir mesaj mı vermek istiyorsun? Efendim dedim, mesaj illaki bir mesaj vermemiz gerekiyorsa neden Suriyelileri üzerinden baz alınıyor? Hadi diyelim ki burada mesaj veriyoruz. Tamam kabul. Suriyelileri kötülemektense Suriyelilere yapılan haksızlığı neden öngörmüyoruz? Bak, normal vatandaşı çıkarıp ona verdiğim paranın yarısıyla 10 tane Suriyeli, şimdi 10 tane Suriyeli insan değil mi? Onun hakkını da savunduk diyor. Bak, anlatabiliyor muyum şey yani? Var. Onlar da insan. Türkiye sadece Suriye değil, bu zamana kadar ihtiyacı olan yani bütün ülkelere, tarihi boyunca bütün ülkelere yardımcı olmuştur. Ayrıca mesela bize böyle ırkçı gibi yaklaşanlar oluyor, ırkçıymışız gibi. Ben mesela 29 yıllık aslen kendimi Kürt olarak biliyordum. Bu zamana kadar hiçbir sorunum yoktu ama bu şey... Soy ağacı falan. Soy ağacı çıktıktan sonra bir araştırayım dedim, aslen Türkmenmişiz. Ben ne de değişti hayatımda? Ben hep parmak sayısı aynı. Türkmen olduktan sonra parmak sayısı aynı. Ayaklar da aynı, iki tane. Baş bir tane. Beyin zeka aynı. İnsanlara karşı düşüncem aynı. Yani her şeyim aynı. Bunu nereye bağlayacağım bilmiyorum. Direkt biri konuşsun. Ben bağlayayım şöyle. Yani... Irkçı değiliz. Irkçı oluyorsan da dünyanın ırkçısı ol, evrenin ırkçısı ol. Yani canlıları, şeyde, canlıları koru, sev. Dünyanı sev. Tabii. Şu çöpü şuraya atma, bir sürü çöp var. Çevrene, atma çevrene. Bu zarar ben yani. Irkçılıkla ilgili bir karikatür görmüştüm. İki tane zebra var. Bir zebra diyor ki ben diyor beyaz çizgili zebraları sevmiyorum. Öbürü de diyor ben siyah çizgili zebraları sevmiyorum. Halbuki ikisi de zebra mesela. Yani ırkçılık yani, budur yani. Irkçısı evet. Olarak şeye geleceğim, dışarı çıktınız. Ondan sonra ben sizden ben, haber aldım. Evet, ben dedim ki bir daha beni aramayın. He. Allah Allah. Videoya çektik hikayede. Cüneyt abi ne düşünüyor dedi. Beni bir daha aramayın dedi. Hatta ondan sonra bir hafta mı ne iki hafta geçti video çekmedi. Bunlar da korktular. Onlar da korktu. Tabii ben baktım hani video falan da yok artık şey kendileri de bir şey yapmıyor. Ben İstanbul'a gittim. O ara bir sinema görüşmesi falan vardı. 15-20 gün orada kaldım. İstanbul'dayken gelmeye 3-5 gün kala bir video attılar işte daha ilgili. Aa dedim cesaretleri yerine gelmiş. Tekrar yürek yediler bunlar. Abi, onu attılar sonra ben işim bitti. Mersin'e geldim. Geliş o geliş abi. Yani bir girdik. Şu an arabayı durdurabilecek sevgiyi oluşturduk. Evet arabalar geçerken duruyor. Evet. Kamera olmadı. Aleykümselam abi. İyi ki varsınız. Dediğim gibi geldikten sonra başladık işte başlayış o başlayış iyi ki başladık sonucu gördünüz. Çok güzel bir şey. Tabii ki yani. Yaptığın işten dolayı birilerini memnun etmek, güldürmek çok güzel bir şey. Bir şey. Ama böyle yolda görüp durması bak, çekiyoruz şey belki abi. Yarım saat yani bu şey sürüyor. Daha kamerayı kurmadan buradayken bile insanlar kornaya basıyor. Ya insanlar ya güzel bir şey yani. Tanıyor. İnsanlar tanıyor. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok daha iyi projelerle karşınızda olacağız Allah'ın izniyle. Evet. Bu tarz videolar da olacak. Yani bu hikayeyi beğendiğiniz için. Evet anladım. Yani böyle arkadaşlar sizi sıkmayacak bir konu olursa hem böyle söyleşi tarzı ve arkadaşlar böyle eğlencelik şeyler yaparsa rahatsız olur musunuz onu da yorumlarda böyle şey yaparsanız. Skeçler zaten olacak. Sürekli skeçlerden böyle sayfa bunalmasın diye böyle bir fresh olsun, bir rahatlık ya zaten olsun. 3 günde bir skeç geliyor ya, kalan 4 güne bu tarz videolar ya atmayı yani düşünüyoruz. Olabilir. Yani atmasak bile boş kalacak. Mesela bu videoyu atmasaydık bugün mesela attı, bugün video olmayacaktı. Yani hiç mi olmasın bunlara atak mı onlar da belirtirsiniz. Evet. Ya altta şu eleştiriyi alıyoruz, ben görüyorum. İşte skeç yapmaya devam edin. Ediyoruz. Ediyoruz zaten. Ama şu ya da şu var. Ya şu söyleşiyi yaptık diye artık skeç yanında, değil. Skecin yanında böyle videoların olması da çok güzel. Devam edin diyenler de. Bazen evet, de böyle de kendimizi açıklamamız gerekiyor. Yani açıklamamız gerekiyor. Bu yönde de herkesin birbirine saygı göstermesini istiyoruz. Bu videoyu izlemek istemeyen izlemez. Belki adam bana ne der ya. İzlemez. Yani, belki de bizi sevdiği sıkılır. İçin her şeyimize katlanır. Aynen. Sıkılan da kapatır. Yani hani bu ama tarz... bu konunun da dikkat çekeceğini biliyorum. Çünkü o video bayağı bir izlenildi. Bayağı bir insanlar biliyor. Hani hatta şöyle bir şey dün akşam bile çekim yaparken
insanların ilk aklına gelen, ya o Suriye videosu var ya, bence mantıklı. Aynen. Yani adam hafızalara kazındı. Onun da bir perde arkasını duymak istiyorlardır. Duydunuz. Duydunuz. Teşekkür Görüşmek ediyoruz. Üzere, kendinize destek iyi bakın. Destek ve beğeni, yorum, görüşürüz arkadaşlar.